Merhabalar sevgili seyircilerimiz. Kaldığımız yerden turumuza devam ediyoruz. Şu anda Kayseri Koca Sinan Anatolia Park Oteli misafir olduk ve firma yetkilimiz Gülçin Hanım yanımızda. Hemen kendini tanıyalım. Merhabalar Gülçin Hanım. Merhabalar Selda Hanım. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de çok iyi. Sizin gibi bir hoş hanımefendi. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz çok tekrardan. Sağ olun. Sizin gibi bir hanımefendi. Güler yüzlü olmanız ayrıcalığıyla. Bir mukavele sizler de öylesiniz. Çok teşekkür ederiz. Peki Gülçin Hanım kimdir? Kısaca biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Gülçin Hanım mesleğine aşık bir kadın. Otel sektöründe 8 yıldır bu sektördeyim. Kendim aslen Kayseriliyim. Memleketin, köy memleketi yok. Direkt merkez Kayseriliyiz. 32 yaşındayım. Yıllardır bu sektörde, hizmet sektöründe çalışmaktayım. Harika. Mesleğimi çok seviyorum. Bu şekilde. Mesleğinizi sevdiğiniz o kadar belli oluyor ki zaten seyircilerimiz onu hissediyordur. Biz ayrıca içeride sohbet ettiğimizde inanılmaz bir enerjisi var zaten. Çok teşekkür İşini ederim. İşini sevdi gözlerinden fışkırıyor. Çok zaten sağ olun bunu efendim. Çok teşekkür ederim. Çalışanlarınızda da görüyoruz. Çok teşekkür ederim. Ne mutlu bana size onu hissettirebilmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Evet, çok da güzel bir yeri yönetiyoruz. Tertemiz bir yer, mis gibi bir yer. Evet, firmamdan gurur duyuyorum. Kendimle de aynı şekilde. Kesinlikle gurur duymalısınız. Çok teşekkür ederim Selda Hanım. Peki şimdi birazcık seyircilerimiz haliyle bilinçlendirelim. Şimdi oda hizmetlerimizden, oda konforlarımızdan biraz otelimizden bahsedelim. Biz Anatolia Park Otel olarak 2017'nin tarihinden itibaren hizmet vermekteyiz ki bizim amacımız hizmet sektöründe kaliteli olduğumuzu yansıtabilmek. Otelimizde double yatak, twin, triple olarak devam ediyoruz ki bizim keza ayrı suitlerimiz de dahil vardır. Bir artı bir ayrı suitlerimiz olarak devam ediyoruz. Otelimizin hamam sauna spası da yeni açtık efendim çok şükür. Evet, odalarımızdan bahsetmişken Gülçin Hanım, konseptlerimiz de çok güzel aslında. Ailelerimize kadar düşünmüşüz burada. Konforları evet, bizler için önemli tabii ki. Odalarımızın biraz da avantajlarından bahsetmek istiyoruz. Geldiklerinde konaklamamıza neler ait oluyor? İçerisinde neler var? Tek kullanımlık her şeyimiz tam mıdır? Onlardan da bahsedebilir miyiz? Şimdi şöyle anlatayım Selda Hanım. Sabah kahvaltımız KDV'mizde aynı şekilde çalışıyoruz. Biz normal şirket misafirlerimiz de aynı. Standart misafirlerimiz de bizim için hepsi aynı. Evet. Şöyle sabah kahvaltımız açık büfe şeklinde 50 çeşit aşkın benim kahvaltı çeşitim var. Ki biz kahvaltıya çok önem veren bir firmayız. Bizim için önceliğimiz o. Tabii ki de minibarlardaki meşrubatlarımız ücretsiz bir şekilde tabi kılınmakta. Belli bir süre zarfında da ikramlıklarımız tabii ki oluyor. Evet, harika. Onun haricinde efendim hamam, sauna, havuz, buhar odası otel müşterilerimize ücretsiz. Oo, çok güzel. Evet efendim. Çok da güzel aslında bir alanımız evet, var. Çok hamam, şükür. Sauna deyince yani şöyle bir akan sular duruyor değil mi? Bizler evet. için, hepimiz için bir gevşeme. Çünkü dinlenmek çok dinlendiğimiz önemli. Dinlendiğimiz bir alan. Aynen. Bizler için tatil gibi deşarj olduğumuz bir yer. Onun için de böyle bir konfor. Ayrıca düşünüp bir ek ücret almadığınız için evet, de evet sizi efendim. Bu konuda da tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Olarak. Çok sağ olun. Evet. Bunun harici bir de masajımız da söz konusu değil mi? Tabii. Şimdi şöyle masörlerimiz profesyonel ekip olarak çalışıyoruz. Hı-hı. Bunun altyazısını söylemek istiyorum. Biz profesyoneliz. Biz personellerimiz dahil olmak üzere firma olarak da profesyonel çalışıyoruz. Çünkü bizler yıllardır, 20 yıldır otel sektöründeyiz. Evet. Ki otel sektörü hizmet sektörü demek. Evet, şimdi biraz hamamımızdan ve sauna keyfimizden bahsettik. Tabii ki de. Onun harici masajımız var dedik. Evet. Masajımızdan da biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Otel müşterilerimize ve standart müşterilerimize masajımız ek tabi ücretli şekilde kılınmaktadır. Şöyle... Tüm masör profesyonel bir şekilde çalışıyoruz. Masörlerimiz yurt dışından gelme. İki tanesi Ukraynalı, bir tanesi de yurt dışından gelme şu an. Bizim 10 çeşit aşkın masajımız var. En başta klasik masajla başlar, Tay masajıyla biter efendim. Evet. Bu şekilde ilerliyoruz. Tabii. Her tür aslında masaj severler için boğazları böyle esneyip genlemek ister, evet. rahatlamak ister. Onun için Tay'dı direkt zaten. Tay daha çok. Tabii boğazları da soft masaj severler. Dakikası daha uzun. Değil mi? Evet. Hem böyle sakinleşin, bir dinginleşin dediğimizde de klasik masajıyla direkt yardımcı evet. oluyorsunuz zaten. Evet efendim. Ve profesyonel bir ekip olması da artı evet. bir avantajdır. Yurt dışı olarak çalışıyoruz kesinlikle. Zaten. Kesinlikle. Onların eğitimleri de bambaşka oluyor çok, kesinlikle. Çok çok. O sebepten dolayı gelenler şanslı olacaktır masaj konusunda aynen da. Aynen öyle. Peki dakikaları değişiklik gösterebilir mi? Tabii 30 dakikayla göre. Başlıyoruz klasik masaj dediğimiz. Hı-hı. Tay masajımız da efendim 59 dakikada bitirmek isteyenler de var. Tabii bunu ek ücret sahibi kılarak da yine 2 saat olarak da biz güncelleyebiliyoruz. Zaman, müşterimizin memnuniyetine ve isteğine göre. Harika. Öyle bir şeyde zaman da uzatabiliyormuşuz. Tabii ki tabii ki. Tabii ki uzatabiliyoruz. Tabii bazı yerlerde belirli bir saatleri vardır. Orada tak bitiriyorlar ama bu istenildiği takdirde talep doğrusuna ve ek ücret karşılığında tabii ki da uzatabiliyoruz. Uzatabiliyoruz çok efendim. Güzel.
Peki, sonuçta hizmet sektöründeyiz ve bizim bunun için de hijyen en önemli detayımız. Hijyen konusunda nelere dikkat ediyoruz? Şimdi şöyle Selda Hanım, biz hijyen konusunda kimyasal madde kullanmıyoruz. Evet. En büyük çamaşırhaneyi kapattık. Kuru temizleme olarak nevresim takımlarımız olsun, organlarımız, havlularımız olsun, antibakteriyel çok hijyene önem verdiğimiz için çamaşırhane bölümümüzü kapattık. Kuru temizleme olarak, ütü, kolalama sistemi olarak devam ediyoruz bu işe. Evet. Çok da müşteri memnuniyetimiz var. Var olduğuna çok çok düşünüyorum. Evet. İlerlediğimiz hijyenik ve temizlik konusunda kusursun bu şekilde. Evet, bayağı hassas davranıyoruz. Çok. En önemli detayımız da ki Covid zamanından için. Dolayı evet. Açtık onları çok Hı-hı. şükür. Ama yine de her an enfeksiyon, mikrop yaygın olabildiği için kesinlikle. Ki biz hizmet sektöründeyiz. Ne olursa olsun bizim daha çok dikkat etmemiz lazım diye düşünüyorum. Biz de o yüzden çamaşırlarını kullanmıyoruz. Hı-hı. Direkt kuru temizleme kullanıyoruz. Kimyasal madde temizlik ürünleri kullanmıyoruz. Doğal ürünlerden yanayım ben kendim. Evet. Personellerim de aynı şekilde ilerliyorlar diye düşünüyorum. Ne kadar güzel. Harikasınız. Çok teşekkür Peki, ederim. Peki birazcık personelimizden bahsetmek istiyorum. Tabii hizmet ki de. Sektörü için en önemli detaylardan birisi de tabii ki personellerimiz. Tabii. Önceliğimiz çalışanlarımız. Evet. Neden? Çalışanlarımızdan verim alabilmek için öncelikle bizim için saygı. Evet. Sonra müşteri memnuniyeti, sonra maddi kısım. Evet. Biz bu şekilde çalışıyoruz ekip olarak. Harikasınız. Peki kaç personel hizmet vermekteyiz? 11 personel hizmet vermekteyiz Selda Hanım. Evet. Çok da güzel. Vardiyeli bir şekilde, aynı 8 saat şeklinde vardiyeler, şifreler değişecek şekilde devam ediyoruz. Evet. Peki yemek bölümümüz de var sonuçta, akşam yemeğimiz de var burada. Tabii ki. Peki bunların avantajları nasıl oluyor? Normal standart müşterilerimize verdiğimiz sabah kahvaltımız KDV'miz şeklinde çalışıyoruz. Ama grup ve ajantalarımız, firmalarımızla çalıştığımız zaman yarım pansiyon ve tam pansiyon şeklinde çalışıyoruz. Hı-hı. Onları önceden anlaşmamızı yapar, listelerimizi birbirimize takviye eder, mail yoluyla göndeririz efendim. Ona göre yarım pansiyon ya da tam pansiyon şekilde akşam yemeğimiz o şekilde devam ediyor. Normal standart müşterilerimize sabah kahvaltımız dahilinde işlem yapıyoruz. Evet. En azından acente geldiği zaman ve karabalık grup geldiğimizde evet. öğle yemeği ya da akşam Tabii yemeği gibi seçeneklerimizden faydalanıyoruz. Mutlaka birkaç gün öncesinde firmalarla görüşüyoruz, acentalarla gruplarımızla görüşüyoruz. Yarım pansiyon ya da tam pansiyon şeklinde birbirimizle haberleşiyoruz. Evet, harikasınız. Ona göre de yemeklerimizi sunum yapıyoruz. Evet. Peki yemeklerimizde çeşitlerimiz fazla mıdır? Çok fazladır. Şeflerle ustalar çalışıyoruz. Grup ajanta aldığımız zaman Selda Hanım. Yemek çeşitlerimiz şöyle. Öğlen yemeğinde mutlaka her bir yemekte bizim tatlımız, salatamız, içeceğimiz dahil olmak üzere. Onlara fiyat dahi almıyoruz. Hı-hı. Ama normalde ana yemeklerde, çorbalarda fiyatlarımız tabii ki de bu işte tavuk menüsü olur, ızgara menüsü olur, et menüsü olur, sebze menüsü olur. Bazen de ajantalarımız hepsi bir arada karışık. Mesela evet. diyor ki benim grubum 10 kişi sebze yiyecek, 10 kişi et yiyecek Gülçin Hanım. Nasıl yardımcı olabilirsiniz? Diyoruz tabii ki efendim. Bizde her türlü hizmet sınırsız. Evet. Her türlü yemek de bizde çıkar. Ona göre grup grup halinde 20 masa ise 20 masa bunun 10 kısmına sebze, 10 kısmına et yemeğe verebiliyoruz. Evet, harika. Çeşitlerimiz de çok o yüzden. Onun için de dikkat ediyorsunuz. Tabii ki de. Çünkü şöyle bir şey de var. Vejetaryenlerimiz de olabiliyor. Et severlerimiz de oluyor. Onlar da düşünmüştünüz tabii ayrıca. Tabii ki de. Bu konuda hassas da davranmışsınız. Çok hassasız. Çünkü evet. bizim için dediğim gibi müşteri memnuniyeti ve saygı çok önemli. Maddi kısım 3. kısımda. Evet. Firmam da aynı şekilde, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Kesinlikle. Buraya birisi geldiğinde buradan memnun kalmayarak gitmesi bence söz konusu bile değil. Olmadığını düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Bunları biz zaten gelen müşterilerinizden gözlemlediğimizde ya da bizler gördüğünde zaten işleyişi biraz biz bayağı bir burada zaman geçirdik. Onları zaten biz gözlemledik. Evet, çok sağ olun. Ve zaten biz de burada geçirdiğimiz keyif içerisinde ve biz de konaklama şeklinde buradan gayet memnunuz sizlerden. Çok teşekkür ederim Selda Hanım. Onun için de gelen gönül rahatıyla ne mutlu bize kalabilir. Sizi memnun edebildiysek. Ne demek. Ki kez de aynı şekilde ederim. Müşterilerimiz de aynı şekilde memnun edeceğimize inanıyorum. Hiçbir şüphesi Devamı yok. Devamı da gelecek diye Kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Peki ilerideki hedeflerimiz nelerdir Gülçin Hanım? İlerideki hedeflerimiz Anatolia Parkı 2 olarak kurmayı hedefliyoruz. Yine aynı bu şekilde hizmet sektörüyle, yine aynı bu şekilde personelle devam etmek istiyoruz. Ne dediğim gibi bizim 3 bir prensibimiz var. Önce saygı, sonra müşteri memnuniyeti, sonra maddi kısım evet. diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hedefimiz de bu şekilde. Daha büyük bir firma kurabilmek, daha bir tık Anatolia Park 2, Anatolia Park 3 olarak devam etmek istiyoruz. Evet. Kayseri sektöründe.
Bizler de sizleri her şehirde görmek isteriz açıkçası. Çok teşekkür ederim. Böyle bir işleyişi her yerde görmeliyiz. En azından gelen insanlar burada zaman geçirdiklerinde o konforu görebiliyorlar, o memnuniyeti. Sonuçta bir bedel ödüyorlar kaldıklarında da. Tabii ki. Bizler bile sürekli bir seyahat halindeyiz. Özellikle turne zamanlarında şu anda olduğu gibi. Ama evet, konforsuz bir yere denk geldiğimizde bütün günümüzü etkileyebiliyor. Onun için kaldığımız yer bizim için en önemli detaylardan birisi. Evet. Her konuda, hizmet konusunda dikkat gerektiriyor otelcilik. Onun için de bilmeyen bence kimse bu işi yapmamalı. Doğru söylüyorsunuz. Keza aynı şekilde ben aynı fikirdeyim. Evet. Sektörel en büyük sıkıntınız da bence budur. Evet. Değil mi? Çünkü neden? Otel sektörü, hizmet sektörü. Bilen de artık bu sektörde bilmeyen de. Tabii ki buradan herkesten özür diliyorum. Ama ne olursa olsun bilinçli bir şekilde bu otel sektörü içinde bilinçli bir şekilde yeni bir firma kurmak, yeni bir insanlarla çalışmak, yeni bir ekip kurmak. Ama ne olursa olsun bilinçli bir şekilde. Kesinlikle öyle. Bilinç olmadan ve kendi kalıyormuş gibi düşünmeden olmuyor bu işler hiç kesinlikle. Bir de zaten şöyle bir mağduriyetler de olabiliyor. Odayı fotoğrafta gördüğü gibi göremeyebiliyor. Bazen görseller güncellenmiyor değil mi? Ya da başka görsel kullanılıyor. Evet. İlk baştaki görseller her zaman otel firmalar kurulduğu zaman ilk baştaki görseller kalıyor maalesef ki. Web siteleri olsun, Google Chrome'larda olsun, yöneticilikte olsun, bu hep böyledir. Her sektörde böyledir. Bunları dediğim gibi geldiklerinde müşteriler aynı görselleri görmedikleri zaman üzülüyorlar. Evet, kesin. Mümkün mertebe o görseller değilsin diye söylüyoruz biz de. Bence tüm firma sahiplerine duyuruyorum buradan. Kesinlikle. Çünkü hassas bir konu. Evet, çok hassas bir konu. Burada emeğiyle yapan insanlar sonrasında öyle bir yöntemle oraya gittiklerinde hem mağduriyet yaşıyorlar, hem konfor alanından çıkıyorsunuz. Onun için böyle bilinçli yerlerde kalın. Başınız ağrımasın diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Peki buradan sektörünüz olan meslektaşlara ve yeni girişimcilere neler söylemek istersiniz? Öncelikle sabır diyelim. Gerçekten sabır gerektiren bir sektör. Kariyer amaçlı düşünürsek de kademe kademe. Bu işi gerçekten alt kademelerden sabır sabır. Gerçekten bu işi tek tek milim milim dokuyarak öğrenerek gitmelerini tavsiye ederim. Kendim hostes olarak, resepsiyonist olarak başladım. Evet. Program program, resepsiyonistlik devam ettim. Çok şükür bu firmamda da genel müdür olarak işime devam ediyorum. Ama işimi gerçekten kademe kademe öğrenip de geldiğimi düşünüyorum. O yüzden de sabır gerektiren bir meslek. Hemen olacak bir meslek değil. İlmek ilmek emek ile geliniyor. Aynen sizlerin öyle yaptığı gibi. Aynen öyle. İstediğimiz bir işi, başarıyı almak için bu şekilde olması gerekiyor ilerleyiş. Bir işin çekirdeğini bilmedikten sonra onu yapamıyoruz maalesef ki. Maalesef biraz ki o çekirdeği görmeliyiz, biraz bir yoğrulmalıyız aslında ki o sektörü kaldırabilelim ve benimseyebilelim. Aynen öyle Sayın Hanım. Çünkü ekibimizi kurmak, burada verim alabilmek için gerçekten bu işi bilmek gerekiyor. Kesinlikle. Çok kitap okuyarak diye değil aslında. Evet. Çok insan tanıyıp, evet, çok bir sektörde, otel olsun, başka bir sektörler olsun. Bu hastane sektöründe de mesela öyledir. Evet. Acil kısmın ayrı, dahiliye kısmın ayrı. Her şekilde bir kademe kademe. Evet. Ama bu sektörde önce kendi sabrın, kendine olan özgüvenin, gerçekten ilmik ilmik dokuyup kendini gelebilmen ve kendi tecrübelerin. Ve her gittiğin bir firmada kendi tecrübelerini gösterebilmek. Kesinlikle. Ve gerçekten ekibine, personeline güvenebilmek. Evet, en önemli detaylar da zaten bunlar. Peki son olarak seyircilerimize neler söylemek isteriz? Kayseri Anatolia Park Otel olarak misafirlerimizi ağırlamaktan şeref duyarız. Ne olursa olsun bir çayımızı, kahvemizi içmenizi çok isterim. Bizimle tanışmanızı, bizimle çalışmanızı çok isterim. Kayseri merkezdeyiz. Koca Sinan Bulvarı'ndayız. Çarşı merkeze 1 kilometre yakın mesafedeyiz. Ne olursa olsun misafirlerimizi ağırlamak bizim için bir şeref. Konaklama olsun ya da olmasın. Evet. Bizim insanlarla tanışmamız, diyalog halinde olmamız, çay kahve içmemiz benim için çok çok önemli. Evet. Bir genel müdür olarak bunu çok istiyorum. Bu şekilde. Evet. Yolu düşen herkes gönül rahatıyla buraya her gelip zaman rahat bir şekilde burada kalabilir diyoruz. Tabii gerçekten konumu da çok kolay. Gitmek, gezmek istediğiniz Kayseri bölgesinin her yerden ulaşımı tabii çok basit. Onun için de geldiğinizde zaten güler yüzü böyle bir ekip görmek istiyorsanız çok buyurun gelin diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Sayın Hanım. Ekibinize, size de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok şeref verdiniz. Bizler ayrıca teşekkür ederiz. Güler yüzünüz ve keza aynı mükemmel şekilde ekibiniz için çok teşekkür başarılarınızın ederim devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.